haberimize geçelim. Onu Enis Berberoğlu davasındaki Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamamasından tanıyoruz. Canan Kaftancıoğlu ve Şebnem Korur Fincancı davalarındaki kararlarda imzasının olmasından da tanıyoruz. Ve bütün bu tartışmalı kararlarda da kendisine bu dönemin Zekeriya Özümü şeklinde kendisi için değerlendirmeler yapıldığını da biliyoruz. Böyle olumsuz değerlendirmeler olmasına rağmen Akın Gürlek giderek yükseldi ya da yükseltildi diyebiliriz. Tartışmalı davaların hakimi Akın Gürlek bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu'ndan sorumlu bakan yapıldı. Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'in cüreti arkasında birilerinin çok sağlam durmasıyla ve onun birileri tarafından çok ciddi şekilde korkutulmuş olmasıyla mümkündür. Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını uygulamamasıyla gündeme gelen ve daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapılan Akın Gürlek'in sorumluluk alanına bir yenisi daha eklendi. Daha dün Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan hakimi terfi ettirdi. Hakimlik yaptığı dönemde davalarda verdiği kararlar ve duruşmalardaki tutumlarıyla tanınan, daha sonra da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakan Yardımcılığına atadığı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan sorumlu bakan yardımcısı yapıldı. Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 ay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya 2,5 yıl hapis cezası kararlarının altına da imza atmıştı. Aldığı talimatla bu anayasayla Anayasa Mahkemesi'ni tanımadığını, anayasayla bağlı olmadığını açıkça itiraf etti. Açıkça ifade etti. Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği Enis Berberoğlu kararını uygulamamasıyla da biliniyor. Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu'nun seçimi ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti. Yerel mahkemeden yargılamanın durdurulması istenmişti. Ancak Gürlek'in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni yerindelik denetimi yapmakla suçlayarak karara direnmişti. Akın Gürlek, bu yeni Zekeriya Özümüz. Çıktı. 14. Ağır Ceza'nın başkanı. Yeni Zekeriya Özümüz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle bu karar nedeniyle Akın Gürlek'i FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz olmakla suçlamıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu ise AYM kararlarına uymayan terfi edemez ilkesine rağmen Enis Berberoğlu kararını yerine getirmeyen Akın Gürlek'i terfi ettirerek birinci sınıf hakim yapmıştı. Düşünün, tartışmalı, çok tartışmalı, çok tartışmalı.